Ha, şurada varmış zaten. Bakalım. Sağol'da da 9 aylık bilanço güzel gelecek. Öyle bekleniyor. Yılın sonunda 32 milyar, 33 milyar yani 30 milyarın üzerinde bir kar göreceğiz bu kağıtta. Çok büyük olasılıkla. Bu da hisse başına 16-17 liralara tekabül ediyor. Hisse başına 16-17 lira kar eden bir şirketin ya da kar beklentisi olan bir şirket için 28 lira pahalı mı? Bana sorarsanız hiç pahalı değil. Çok çok daha iyi yerleri hak ediyor. Rahatlıkla bu hisse senedi 35-40'lar 45'lerin rahatlıkla konuşabileceği bir hisse senedi. Holdingler arasında da aslında ucuzluk tarafında en beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Peki teknik ne diyor şirketle alakalı? Evet, hala bir yükselen trend devam ediyor Sabancı Holding tarafında. Özellikle de biliyorsunuz geri alım hikayesi var ve bu geri alım hikayesi kağıdı aynı zamanda hisse senedini aynı zamanda iyi tutan göstergelerden bir tanesi. Şimdi şurada gördüğünüz üzere Sabancı Holding aslında geçmişte kısa süre içerisinde yakın geçmişte 18 liradan 31 liraya başlattığı bir hareket vardı. Daha sonra oradan bir kar realizasyonu geldi ve yükselen trend çizgisini de aşağı kırarak yükselen trend çizgisinin direnç olduğu bir konuma geldi. Dolayısıyla yola devam etmesi için bir önce 5 günlük hareketli ortalamada tutulması lazım ki o da 28 seviyesi. 28'in üzerine kaldıkça hisse senedi önce 30-31'i deneyecektir. Fakat 31'in üzerine geçer. Yani görselde de şu çizginin şu yükselen trend çizgisinin üzerine atmayı başarırsa kaldığı yerden az önce konuştuğumuz 35-40 hedeflerine doğru gidebilir. Yok başaramazsa 5 günlüğün altında kapanışlar olursa şayet o takdirde biz Sabancı Holding'i 27'li fiyatlara doğru geri geldiğini göreceğiz ki özellikle burada 27-40 çok kritik. 27-40'ın üzerinde kaldıkça yola devam eder. 27-40 aşağı kırılırsa da son olarak 25-25'lere kadar bir geri çekilme olabilir. Neden son olarak dedim? Bu kar beklentisiyle pek de bu şirketin yani 16-17 liralık hisse başına bir kar beklentisiyle pek de 25'i aşağı kırma ihtimalini görmüyorum Sabancı Holding'in.